Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk buluşmalarda akılda kalmanı sağlayacak tavsiyeler sizler için araştırdık ve tecrübe ettik. Her buluşmaya 5-10 dakika erken gidin. Garsonun ismini öğrenin ki ona ismiyle seslenebilin. Bu insanlar üzerinde her zaman etkilidir. Mekanın neresinde ne var? Ortama hakim olun. Tanıdık yerlerde daha güvende oluruz ve yanımızdakilere de güvende hissettiririz. Bir masada sadece ikiniz oturacaksınız. Daima en arkadaki masalardan birini seçin ve buluşacağımız kişi mutlaka bütün restoranda sırtı dönük otursun. Bu sayede dikkatini dağıtacak birçok şeyi aradan çıkarmış oluruz. Birbirinize daha güçlü bir şekilde odaklanabilirsiniz. Dik durun ve ilk hareket karşınızdaki kişiden gelene kadar aynalama tekniğini kullanmayın. Ancak karşımızdaki bir hareket yaptığı zaman onun aynısını yapın. Peçeteye ya da bardağa mı uzandı? Onun ardından siz de uzanın ki birbirinizle uyumluymuşsunuz gibi his uyansın. Bunun niyetinizi hiç belli etmeden yapın. Buluşacağınız kişiyi sosyal medya hesaplarından araştırın. Onunla ilgili olabildiği kadar çok bilgi edinin. Sevdiği, ilgi duyduğu şeyleri öğrenin. Okuduğu okulu, doğduğu şehri ya da çalıştığı kurumu bilin. Ama asla bildiğinizi belli etmeyin. Michael Jackson seviyorsa eğer, konuyu bir şekilde müziğe getirin ve Michael Jackson'ın olağanüstü yönlerinden bahsedin. Ortak ilgi alanlarınızın olduğunu bilmek karşımızdaki insanlar ilişkimizi hemen güçlendirir. Uzun konuşmalar yapma ve kendinizi anlatma dürtüsünü bastırın. Konuşmak yerine daha çok dinlemeyi öğrenin. Dinlemekten öte karşımızdakini gerçekten anlamaya çalışın. Bunun için çeşitli sorular sorun. Mesela özetleyin. Olayı özetleyin. İnsanların fikirlerine ve kişilerine önem verin ve onları değerli hissettirin. Konuyla ilgili içeriklere profilimden ulaşabilirsiniz. Başarısız bu kadar insan varken sen işinde nasıl bu kadar başarılı oldun? Bu konuda bu kadar iyi olmayı nasıl başardın? İnsanların bu kadar zor şekilde yaptığı şeyi sen nasıl hiç çaba sarf etmiyormuş gibi görünerek yapıyorsun? Bu konuda nasıl böyle iyi oldun? Benzeri onlara iltifat edecek sorular sorun. Servis elemanlarına, konuklara ve her türlü diğer çalışanlara karşı her tür kaba davranıştan kaçının. Öncelikle böyle bir şey gerekli değil. Bu insanlar iyi bir sebep için oradalar. Sizin suratsız şekilde onlara değersiz hissettirmenize hiç gerek yok. Buluşmadan önce karşımızdaki insanı tanıyabildiğimiz kadarıyla ona uygun bir sürpriz yapabilirsiniz. Kitap seviyorsa eğer ilgisini çekebilecek bir kitap, çiçeklerden hoşlanıyorsa küçük, güzel bir buket çiçek gibi. İnsanlar sürprizlerden çok hoşlanır ve bu karşımızdakine değerli hissettirir. Karşılaştığınız ilk an karşı cins olsun ya da olmasın bir aksesuara, giysilerine ya da saçlarına iltifat edin. Farklı olan bir şeyleri övün. Hepimiz güzel ve değerli hissetmek isteriz. Bunu yapmanın en kolay yolu abartmayacak şekilde iltifat etmekten geçer. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp ve destek için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.